Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Swing'in vaftiz anneleri Jill Prewitt ve Anne Cayley'e 1. Bölüm Baykuş Postası Harry Potter birçok açıdan son derece sıra dışı bir çocuktu. Her şeyden önce yaz tatilinden, yılın başka herhangi bir zamanından nefret ettiğinden daha fazla nefret ediyordu. Sonra gerçekten ev ödevini yapmak istiyordu. Ama gecenin bir vaktinde gizlice yapmak zorundaydı. Ayrıca da bir büyücüydü. Saat gece yarısına yaklaşıyordu. Ve Harry yüzük oyun yatağında yatıyordu. Battaniyeleri çadır gibi başının üstüne çekmişti. Bir elinde bir fener vardı. Ve deri cildi büyük bir kitabı, Batilda Beckshot'ın yazdığı sihir tarihini yastığa dayamıştı. Harry kartal tüyünden kalemin ucunu sayfadan aşağı doğru indirirken bir yandan da kaşlarını çattı. 14. yüzyılda cadıların yakılması tamamen anlamsızdı tartışın. Konulu kompozisyonu yazmada ona yardımcı olabilecek bir şey arıyordu. Tüy kalem işe yarar görünen bir paragrafın tepesinde durakladı. Harry yuvarlak gözlüğünü burnundan yukarı iterek fenerini kitaba daha da yaklaştırdı ve okudu. Büyü dışı insanlar ki genellikle muggle diye bilinirler, orta çağda büyüden özellikle korkarlardı. Ama onu tanımakta pek de başarılı değildiler. Gerçek bir cadı ya da büyücüyü yakaladıkları ender durumlarda Yakmanın hiç mi hiç etkisi olmazdı. Cadıya da büyücü basit bir alev dondurma büyüsü uygular, sonra da bir yandan hafif, gıdıklayıcı bir hissin keyfini çıkarırken bir yandan da acıyla haykırıyor taklidi yapardı. Hatta acayip bendelin yakılmaktan öyle hoşlanırdı ki, çeşitli kılıklara bürünmüş olarak tam 47 kere kendisini yakalamalarına izin vermişti. Harry tüy kalemini dişlerinin arasına sıkıştırıp Mürekkep şişesiyle bir parşömen tomarı almak için yastığının altına uzandı. Yavaşça ve büyük bir özenle mürekkep şişesinin kapağını açtı. Kalemini içine batırdı ve yazmaya başladı. Arada bir durup dinliyordu. Çünkü dört silerden bir banyoya giderken tüy kaleminin hışırtısını duyarsa kendini yazın geri kalan bölümünde merdivenin altındaki dolaba kilitlenmiş bulabilirdi. Private Drive 4 numarada oturan Dorsey ailesi Harry'nin yaz tatillerinden hoşlanmayışının nedeniydi. Vernon enişte, Petunia teyze ve oğulları Dudley, Harry'nin hayattaki tek akrabalarıydı. Hepsi muggledı ve büyüye karşı pek ortaçağ usulü bir tavır benimsemişlerdi. Harry'nin cadı ve büyücü olan ölmüş annesiyle babasının adı Dursley'in çatısı altında asla anılmazdı. Petunia teyze ve Vernon enişte yıllar boyunca Harry'i mümkün olduğunca ayak altında çiğneyerek İçindeki sihri ezebileceklerini umut etmişlerdi. Ama hiddetten köpürseler de başarıya erişememişlerdi. Ve şimdi de ya birisi Harry'nin hayatının son iki yılını Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda geçirdiğini anlarsa diye dehşet içinde yaşıyorlardı. Bugünlerde Dursley'lerin en fazla yapabildiği şey Harry'nin büyük kitaplarını, asasını, kazanını ve süpürgesini yaz tatilinin başında saklayarak komşularla konuşmasını yasaklamaktı. Büyük kitaplarından böylece ayrılmak Harry için gerçek bir sorun oluşturuyordu. Çünkü Hogwarts'taki öğretmenleri tatil için ona bir sürü ev ödevi vermişti. Kompozisyonlardan birini, ufalma iksiri e hakkındaki baş belası kompozisyonu, en sevmediği öğretmeni Profesör Snape için yazması gerekiyordu. Snape, Harry'e bir ay ceza vermek için herhangi bir bahane bulmaktan pek memnun kalırdı. Harry de bu yüzden tatilin ilk haftasında Eline geçen şansa sıkı sıkıya sarılmıştı. Vernon enişte, Petunia teyze ve Dudley, Vernon enişteye şirketin verdiği yeni arabaya hayranlıklarını belirtmek için ön bahçeye gittiklerinde, çok yüksek sesle ki komşular da duyabilsin, Harry usul usul aşağı inmiş, merdivenin altındaki dolabın kilidini açmış, kitaplarından bir kısmını kaptığı gibi yatak odasına getirip saklamıştı. Çarşaflarda mürekkep lekesi bırakmadıkça, Dörsiler onun geceleri seyir çalıştığını asla anlamazdı. Harry o anda teyzesi ve eniştesiyle bir sorun çıkmasın diye çok özen gösteriyordu. Çünkü zaten araları limoniydi. Hem de tatil başladıktan bir hafta sonra kendisi gibi bir büyücüden telefon geldi diye. Harry'nin Hogwarts'taki en iyi arkadaşlarından biri olan Ron Weasley hepsi büyücü olan bir aileden geliyordu. Yani Harry'nin bilmediği birçok şeyi biliyordu. Ama daha önce hiç telefon etmemişti. Şu şansızlığa bakın ki telefona Vernon enişte cevap vermişti. Buyurun ben Vernon Dursley. O sırada tesadüfen odada olan Harry Ron'un sesinin cevap verdiğini duyunca donup kalmıştı. Alo alo beni duyuyor musunuz? Ben Harry Potter'la görüşmek istiyorum. Ron öyle bağırıyordu ki Vernon enişte yerinden zıpladı ve ahizeyi kulağından yarım metre uzakta tuttu. Ona öfke ve hayret karışımı bir ifadeyle bakıyordu. Ağızlık gönünde kiminle görüşüyorum diye kükredi. Kimsiniz? Ron, Ron Weasley diye haykırdı ona cevap olarak. Sanki Vernon enişteyle ikisi bir futbol sahasının iki ucundan konuşuyordu. Ben Harry'nin okuldan arkadaşıyım. Vernon eniştenin bakışları bir anda olduğu yerde kala kalmış Harry'e döndü. Burada Harry Potter falan yok diye kükredi. Şimdi sanki patlamasından korkuyormuş gibi Ahize'yi kol boyu uzaklıkta tutuyordu. Hangi okuldan söz ettiğini bilmiyorum. ''Bir daha asla beni arama, sakın ailemin yanına yaklaşma.'' Ve zehirli bir örümceği atıyormuş gibi Ayze'yi telefonun üstüne fırlattı. Bunu izleyen kavga o zamana kadarki en berbat kavgalardan biri oldu. Vernon enişte Harry'i tükürük içinde bırakarak ''Sen benim telefonumu ne cesaretle şey gibi senin gibi insanlara verirsin.'' diye küküredi. Ron belli ki Heri'nin başına derde soktuğunu fark etmişti. Çünkü bir daha aramadı. Hogwarts'taki öbür arkadaşı Hermione de onunla bağlantı kurmamıştı. Harry Ron'un aramasın diye onu uyardığından kuş kullanıyordu. Yazık çünkü Harry'nin sınıfının en akıllı cadısı Hermione annesiyle babası Magal olduğu için telefonu nasıl kullanması gerektiğini pek güzel biliyordu. Ve herhalde Hogwarts'a gittiğini söylemeyecek kadar da aklı selim sahibiydi. Böylece Harry 5 uzun hafta boyunca büyücü arkadaşlarının hiçbirinden haber alamadı. Yani bu yazda neredeyse geçen yaz kadar berbat geçmeye aday görünüyordu. Sadece bir tek, çok küçük iyileşme vardı. Ondan arkadaşlarına mektup göndermek için yararlanmayacağına yemin ettikten sonra Harry'nin geceleri baykuşu Hedwig'i dışarı salmasına izin verilmişti. Vernon enişte Hedwig'in kafesinde hep kapalı kalınca çıkardığı şamata yüzünden pes etmişti. Harry acayip Wendell'in hakkında yazmayı bitirdi. Durup yine dinledi. Karanlık evin sessizliği sadece azman kuzeni Dudley'nin uzaktan gelen homurtulu horultusuyla bozuluyordu. Saat çok geç olmalıydı. Harry'nin gözleri yorgunluktan kaşınıyordu. Belki de bu kompozisyonu ertesi gece bitirirdi. Mürekkep şişesinin kapağını kapattı. Yatağın altından eski bir yastık kılıfını çekip aldı. Fenerini, sihir tarihini kompozisyonunu tüy kalemiyle mürekkebi içine koydu. Yataktan kalkıp hepsini yatağın altındaki gevşek bir tahtanın dibine gizledi. Sonra ayağa kalktı, gerindi ve yatağının yanındaki komodinin üstünde duran ışıklı çalar saatin kaçı gösterdiğine baktı. Gecenin biriydi. Harry aniden midesinde tuhaf bir sarsıntı hissetti. Farkına bile varmadan tam bir saattir 13 yaşındaydı. Harry'nin bir başka sıra dışı yanı da doğum günlerini hiç beklememesiydi. Ömründe hiç doğum günü kartı almamıştı. Dörsiler onun son iki doğum gününü tamamen bilmezlikten gelmişlerdi. Bu seferkini hatırlayacaklarını sanmak için de hiçbir nedeni yoktu. Harry karanlık odayı boydan boya yürüdü. Hedwig'in büyük boş kafesinin yanından geçip açık pencereye gitti. Pervaza yaslandı. Battaniyenin altında onca zaman kaldıktan sonra serin gece havasının yüzüne vuruşu pek hoştu. Hedwig gelmeyeli iki gece olmuştu. Harry onun için kaygılanmıyordu daha önce de bu kadar süreyle gittiği olmuştu. Ama geriye çabuk döneceğini umut ediyordu. Bu evde onu görünce ilkilmeyen tek canlı oydu. Harry yaşına göre ufak tefek ve zayıf olsa da son yılda birkaç santim uzamıştı. Ama kuzgun karası saçları her zaman nasılsa öyleydi. Ne yaparsa yapsın inatla dağınık kalıyordu. Gözlüklerin arkasındaki gözleri parlak yeşildi ve alnında saçın arasından açıkça görülebilen şimşek biçiminde ince bir yara izi vardı.'' Harry'e ilişkin sıradışı şeylerin içinde en olağanüstü olanı bu yara iziydi. İz, Dursley'lerin 10 yıldır söyledikleri gibi Harry'nin annesiyle babasını öldüren araba kazasından yadigar kalmamıştı. Çünkü Lily ve James Potter bir araba kazasında ölmemişlerdi. Öldürülmüşlerdi. Yüzyılın en fazla korkulan karanlık büyücüsü Lord Voldemort tarafından. Voldemort'un laneti Harry'i öldüreceğine kendisine geri dönünce Harry bu saldırıdan yalnızca anında bir yara iziyle kurtulmuştu. Canını zor kurtaran Voldemort ise kaçmıştı. Ne var ki Harry daha sonra onunla Hogwarts'a karşı karşıya gelmişti. Karanlık pencerede durmuş, son karşılaşmalarını hatırlarken 13. doğum gününe ulaştığı için bile talihli olduğunu kabul etti. Hedwig'den bir işaret görmek için yıldızlı gökyüzünü bakışlarıyla taradı. Belki de gagasından sarkan ölü bir fareyle övgü bekleyerek ona doğru süzülüyordu. Çatıların üzerinden dalgın dalgın bakan Harry'nin ne gördüğünün farkına varması birkaç saniye sürdü. Altın ayın üstüne silüeti çizilmiş ve her an daha da büyüyen, iri, garip şekilde yan yan giden bir yaratık vardı. Ve Harry'nin yönünde kanat çırpıyordu. Harry hayli hareketsiz durarak onun gittikçe alçalmasını gözledi. Bir an için eli pencere mandalında tereddüt etti. Acaba kapasam mı diye düşünüyordu. Ama o sırada garip yaratık Private Drive'ın sokak lambalarından birinin üzerinden süzüldü ve onun ne olduğunu anlayan Harry yana sıçradı. Üç baykuş süzülerek pencereden içeri girdi. İki tanesi baygına benzeyen üçüncüyü taşıyordu. Yumuşak bir pat sesiyle Harry'nin yatağına kondular. Büyük ve kurşunu renkte olan ortadaki baykuş dost doğru yatağa devrildi ve hareketsiz kaldı. Bacaklarına koca bir paket bağlanmıştı. Harry, baygın baykuşu hemen tanıdı. Adı Errol'du ve Weasley ailesine aitti. Harry anında yatağa koştu. Errol'un bacaklarındaki ipleri çözdü. Paketi çıkardı ve sonra da onu Hedwig'in kafesine taşıdı. Errol, mahmur gözlerinden birini açtı. Cılız bir ötüşle teşekkür etti ve lakır lakır su içmeye koyuldu. Harry, diğer iki baykuşun yanına döndü. Bunlardan biri, büyük, kar beyazı dişi baykuş, kendi kuşu Hedwig'ti. O da bir paket taşıyordu ve kendinden pek hoşnut görünüyordu. Onu yükünden kurtaran Harry'e gagasıyla sevgi dolu bir öpücük verdi. Sonra da Eril'in yanına gitmek için odanın öbür yanına uçtu. Harry, güzel kahverengi bir kuş olan üçüncü baykuşu tanımadı ama nereden geldiğini hemen anladı. Çünkü üçüncü paketi ek olarak Hogwarts armasını bulunduğu bir mektup taşıyordu. Harry bu baykuşu görevinden azat edince Hayvan kendini beğenmiş bir şekilde tüylerini kabarttı, kanatlarını gerdi ve pencereden dışarı uçup geceye karıştı. Harry yatağına oturdu. Elan'ın paketini kaptı. Ambalaj kağıdını koparıp açtı. Ve içinde altın yaldızlı kağıda sarılı bir hediye ile ilk doğum günü kartını buldu. Parmakları hafifçe titreyerek zarfı açtı. İki parça kağıt düştü. Bir mektup ve bir gazete küpürü. Küpür belli ki büyücülerin gazetesi gelecek postasından kesilmişti. Çünkü siyah beyaz resimdeki insanlar hareket ediyorlardı. Harry küpürü alıp kırışıklıklarını düzeltti ve okudu. Sihir Bakanlığı görevlisi büyük ödülü kaptı. Sihir Bakanlığı, Muggle eşyalarının kötüye kullanımı dairesi başkanı Arthur Weasley, gelecek postasının yıllık büyük ödül Gelyon çekilişini kazandı. Çok memnun görünen Mr. Weasley, gelecek postasına altınları Mısır'da bir tatil yaparak harcayacağız, dedi. En büyük oğlumuz Bill orada. Gringotts Büyücülük Bankası'nın lanet bozucusu olarak çalışıyor. Weasley ailesi Mısır'da bir ay geçirdikten sonra yeni okul yılının başlangıcı nedeniyle Weasley çocuklarından beşinin devam ettiği Hogwarts'a geri dönecek. Harry hareket eden resmi inceledi ve büyük bir piramit önünde duran dokuz Weasley'nin birden ona coşkuyla el salladığını görünce yüzüne bir tebessüm yayıldı. Tombul, küçümen Mrs. Weasley, uzun boylu, saçları açılmakta olan Mr. Weasley, altı oğul ve bir kız... Siyah beyaz resimde görünmese bile hepsi de alev gibi kızıl saçlı. Resmin tam ortasında uzun boylu ve leylek bacaklı Ron duruyordu. Faresi Skabers omuzundaydı. Kolunda küçük kardeşi Ginny'e dolamıştı. Harry büyük bir altın yığını kazanmayı çok iyi uhulu ve son derece yoksul olan vizelerden daha fazla hak edecek olan kimseyi düşünemiyordu. Ron'un mektubunu alıp açtı. Sevgili Harry mutlu yıllar Bak o telefon için gerçekten üzgünüm. Umarım muggle'lar burnundan getirmemiştir. Babama sordum. O da herhalde bağırmamam gerektiğini söyledi. Burada Mısır'da her şey harika. Bir bize mezarları gezdirdi. Bu eski Mısır büyücülerin onlara koyduğu lanetlere inanamazsın. Annem Jenny'nin sonuncusuna girmesine izin vermedi. Orası mezara izinsiz dalan ve fazladan başları falan çıkmış muggle'ların değişime uğramış iskeletleriyle doluydu. Babam gelecek postasının çekilişini kazanınca inanamadım buna. 700 gelin. çoğu bu tatile gitti. Ama bana önümüzdeki yıl için yeni bir asa alacaklar. Harry, Ron'un eski asasını çatladığı olayı çok iyi hatırlıyordu. Asa, ikisinin binip Hogwarts'a uçtukları araba okul arazisinde bir ağaca çarpınca çatlamıştı. Yeni sömestr başlamadan bir hafta kadar önce geleceğiz. Benim asam ve yeni kitaplarımızı almak için Londra'ya gideceğiz. Orada seninle karşılaşma şansı var mı? Muggle'ların moralini bozmasına izin verme. Londra'ya gelmeye çalış. Ron. Not. Percy öğrenci başı oldu. Mektubu geçen hafta aldı. Harry fotoğrafa bir göz attı. Hogwarts'a 7. ve son yılında olan Percy'nin pek kendini beğenmiş bir hali vardı. Öğrenci başı rozetini düzenli saçlarının tepesine fütursuzca tünemiş olan fesine iğnelemişti. Bağ çerçeveli gözlüğü mısır güneşine parıldıyordu. Harry şimdi de hediyesini alıp açtı. Paketin içinde minyatür bir cam topaca benzeyen bir şey vardı. Altında da Ron'dan bir başka not. Harry, bu bir Cepsin sinsiyoskopu. Etrafta güvenilmez biri varsa parlaması ve olduğu yerde dönmesi gerekiyor. Bill bunun büyücü turistler için satılan saçma sapan bir şey olduğunu söylüyor. Güvenilir değilmiş. Dün akşam yemeğinde yanıp durdu da ondan. Ama Bill o sırada Fred ve George'un çorbasına bir böcek koyduklarının farkında değildi. Eyvallah Ron. Harry... Cep sinsiyoskopunu komodinin üstüne koydu. Sivri ucunda dengelenen alet kıpırtısız durmuş, Harry'nin saati'nin fosforlu akrebiyle yay kovanını yansıtıyordu. Harry birkaç saniye mutlulukla ona baktı. Sonra Hedwig'in gönderdiği paketi eline aldı. Bunda da ambalajı içinde bir hediye, bir kart ve bir mektup vardı. Bu seferkiler Harmony'den gelmişti. Sevgili Harry, Ron bana yazıp Vernon'un işten ettiği telefondan söz etti. Umarım iyisindir.'' Şu anda Fransa'da tatildeyim ve bunu sana nasıl göndereceğimi bilmiyorum. Ya gümrükte açarlarsa? Derken Hedwig çıka geldi. Sanırım bir değişiklik olsun diye doğum gününde bir şey almandan emin olmak istiyordu. Hediyeni baykuş siparişiyle getirdim. Gelecek postasında ilanı vardı. Onu da buraya getirtiyorum. Büyücülük dünyasında olup bitenleri izleyebilmek öyle iyi oluyor ki. Ron ailesinin bir hafta önce çıkan resmini gördün mü? Eminim bir sürü şey öğreniyordur. Gerçekten kıskanıyorum. Eski Mısır büyücüleri muhteşemdi. Burada da ilginç bir yerel büyücülük tarihi var. Öğrendiğim bazı şeyleri eklemek için bütün sihir tarihi kompozisyonumu yeniden yazdım. Umarım çok uzun olmamıştır. Profesör Bins'in istediğinden iki parşömen tomarı daha fazla. Ron tatilin son haftasında Londra'da olacağını söylüyor. Sen de gelebilir misin? Teyzenle inişten gelmeni izin verir mi? Keşke gelebilsen. Olmazsa seni Eylül'ün birinde Hogwarts Express'inde görürüm. Sevgiler, Hermione. Not, Ron Percy'nin öğrenci başı olduğunu söylüyor. Eminim bu sayeden hoşuna gitmiştir. Ron pek memnun kalmışa benzemiyor. Harry, Hermione mektubunu bir kenara koyup hediyesini alırken yine güldü. Paket çok ağırdı. Hermione'yi tanıdığı için hediyenin çok zor büyülerle dolu, koca bir kitap olacağından emindi. Değildi oysa. Kağıdı yırtıp da üzerinde simden harflerle süpürge bakım seti yazan parlak, siyah deri bir çanta görünce kalbi deli gibi çarptı. Harry Vay canına Hermoni diye fısıldadı. Çantanın içine bakmak için fermuarını açtı. İçinde büyük bir kavanoz, Fleetwood sap rötuş dilası, pırıl pırıl gümüş bir kuyruk çalısı makası, uzun yolculuklarda süpürgenize tutturmak için minik pirinçten bir pusula ve bir kendi kendine süpürge bakımı el kitabı vardı. Arkadaşları dışında Harry, Hogwarts en çok Quidditch için özlüyordu. Sihir dünyasının bu en popüler sporu Son derece tehlikeliydi. Çok heyecanlıydı ve süpürgeler üzerinde oynanıyordu. Harry ise çok iyi bir Quidditch oyuncusuydu. Hogwarts binalarından birinin takımına son yüzyıl yıl içinde seçilen en genç oyuncu olmuştu. En değerli hazinelerinden biri de yarış süpürgesi Nimbus 2000'di. Harry deri çantayı bir yana bırakıp son paketini eline aldı. Ambalaj kağıdı üzerindeki eğri büğrü yazıyı hemen tanıdı. Paket Hogwarts bekçisi Hagrid'den geliyordu. Üstteki kağıt tabakasını yırtınca gözüne yeşil ve derimsi bir şey çarptı. Ama daha onu doğru dürüst açamadan paket garip bir şekilde titredi ve içinde her ne varsa gürültülü bir takırtı geldi. Sanki çenesi varmış gibi. Harry donup kaldı. Hagrid'in kasıtlı olarak ona asla tehlikeli bir şey göndermeyeceğini biliyordu. Ne var ki Hagrid tehlikeli şeyler konusunda normal bir insan gibi düşünmezdi. Dev örümceklere dostluk gösterdiği, meyhanelerdeki adamlardan hırçın üç başlı köpekler satın aldı ve kulübesine gizlice yasa dışı ejderha yumurtaları soktuğu görülmüştü. Harry pakete endişeyle dokundu. Paket yeniden yüksek sesle takırdadı. Harry komodinin üstündeki lambaya uzandı. Bir eliyle onu sıkıca yakaladı ve vurmaya hazır şekilde başının üstüne kaldırdı. Sonra öbür eliyle ambalaj kağıdının geri kalanını yakalayıp çekti. Ve dışarı bir şey düştü. Bir kitap. Harry üzerine altın yaldızlı harflerle canavar kitap, canavarlar yazan güzel yeşil kapağını şöyle bir görebilmişti ki kitap yan tarafına atladı ve garip bir yengeç gibi yatağın üzerinde yan yan seyirtti. Aha diye mırıldandı Harry. Kitap gürültülü bir tıkırtıyla yataktan yuvarlandı ve odanın öbür yanına doğru hızlı atıldı. Harry çaktırmadan onu izledi. Kitap çalışma masasının altındaki karanlık boşlukta saklanıyordu. Dörsilerin silerin hala mışın ışıl uyuyor olması için dua eden Harry dört ayak üstüne çöküp ona doğru uzandı. Ay! Kitap elinin üstüne kapandı. Sonra da hala kapakları üzerine seyirterek onun yanından çırpınıp geçti. Harry fırladı, ileri atıldı ve kitabı yere yapıştırmayı başardı. Yandaki odada uyuyan Vernon enişte yüksek sesle uykulu bir homurtu salıverdi. Harry mücadele eden kitabı kollarının arasına iyice kıstırıp şifon yere koştu bir kemer çıkararak kitabın çevresini sıkıca tutturdu. Bu arada Hedwig ve Errol ilgiyle onu izliyorlardı. Canavar kitap öfkeyle ürperdi. Ama artık ne kuş kanadı gibi çırpınıyordu ne de ısırabiliyordu. Harry de onu yatağın üstüne atıp Hagrid'in kartına uzandı. Sevgili Harry nice yıllara bu önümüzdeki yıl sana yararlı olur dedim. Daha fazlasını burada söylemem. Seni görünce anlatırım. Umarım muggıllar sana iyi muamele ediyorlardır en iyi dileklerimle Hagrid. Harry Hagrid'in ısıran bir kitabın yararlı olacağını düşünmesini tekinsiz buldu. Ama Hagrid'in kartını da Ron ve Hermione'inkinin yanına yerleştirdi. Ağzı kulaklarına varmıştı. Geriye sadece Hogwarts'tan gelen mektup kalmıştı artık. Bunun her zamankinden kalın olduğunu fark eden Harry zarfa açtı. İçindeki ilk parşömen sayfasını çıkardı ve okudu. Sevgili Mr. Potter, yeni okul yılının 1 Eylül'de başlayacağını bildirmek isteriz. Hogwarts Ekspresi Kings Cross istasyonundan peron 9 3 çeyrekten saat 11'de kalkacak. 3. sınıfların bazı hafta sonlarında Hogsmeade köyünü ziyaret etmelerine izin veriliyor. Lütfen ilişikteki izin belgesini imzalaması için anne babanıza ya da velinize verin. Önümüzdeki yıl için gerekli olan kitapların listesi ilişiktedir. Saygılarımla Profesör Minerva McGonagall Müdür Yardımcısı Harry Hawksmith izin belgesini zarftan çekip baktı. Artık gülümsemiyordu. Hafta sonlarında Hawksmith'i ziyaret etmek harika olurdu. Orasının tamamen büyücülere ait bir köy olduğunu biliyordu ve daha adımını bile atmamıştı. İyi de Vernon enişte ya da Petunia teyzeyi bu belgeyi imzalamaya nasıl ikna edecekti ki? Çalar saate baktı. Sabahın ikisi olmuştu. Hawksmith belgesi hakkında ertesi sabah uyanınca üzülmeye karar veren Harry yeniden yatağına gitti ve kendisi için yaptığı Hogwarts'a dönene kadar kaç gün kaldığını gösteren çizelgede bir günü daha karalamak için uzandı. Sonra gözlüğünü çıkarıp, gözleri açık, yüzü üç doğum günü kartına dönük yatağa uzandı. Ne kadar sıra dışı olursa olsun Harry Potter o anda herkesin hissettiklerini hissediyordu. Ömründe ilk kez o gün doğum günü olduğu için mutluydu.